Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ziraat Bankası'ndan inin al karta para nasıl gönderilir bu konu işleyeceğiz. Ziraat Bankamızda gördüğünüz gibi 563 lira para var. Buraya menüye gelerek arkadaşlar para transferlerine tıklıyorum. Başka hesabı havale EFT'ye tıklıyorum. Ve burada IBAN'ı seçiyorum. Hemen inin ala geliyoruz. İnin aldı arkadaşlar şöyle bir durum var para yükle diyorsun. Para yükle dedikten sonra havale EFT'yi seçiyorsun. Havale EFT'yi seçtikten sonra arkadaşlar size bir tane IBAN geliyor. Burada yukarıda Akbank olan yerde Ziraat Bankası'nı seçmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası'nı seçtikten sonra IBAN'ı kopyalıyorsunuz. IBAN'ı kopyaladıktan sonra barkod numarasını göreceğiz şimdi. Baştan hemen yazalım. Şöyle bakın yazıyorum yapıştırdım aşağıda ininan ödeme ve işte elektronik para hizmeti çıkıyor devam diyorsunuz arkadaşlar hesabı seçiyorsunuz buraya 105 lira yatıracağız devam diyoruz açıklama kısmına barkod numarasını yazıyorsunuz bakın barkod numarasını da göstereceğim ana sayfaya gelelim Bakın bu kartın barkod numarasına tıklayacaksınız kendi kartınızın benim kartın değil barkod numarasını kopyaladım Barkod numarasını kopyaladıktan sonra arkadaşlar açıklama kısmına cumartesi pazar fark etmez. Banka eğer ziraattan ziraata havale ise 15 dakika için hesaba geçiyor. Devam diyoruz arkadaşlar diğer ödemeler dedik. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar kesiyor 0.60 kuruş bir para kesiyor. Onayla diyorum bir şifre gelecek. Hemen ona bir bakalım. 646 261 Onayla dedim. Görmüş olduğunuz gibi dekontu da görebilirsiniz buradan. Ana sayfaya dön diyorum. Görmüş olduğunuz gibi para transferi gerçekleşti arkadaşlar. Bakalım kaç dakika içinde inin -in ala gelecek. Şöyle bir inin -in alı açalım bekleyelim merak ettiğim için bunu yapıyorum arkadaşlar Yoksa 10 dakikayı doldurmak için değil Bu arada inin in al videoları paysel videoları papara videoları hepsi gelecek Arkadaşlar şu an bir buçuğa kadar yatması lazım Normalde 13 17 bakalım yatacak mı en son çektiğim videoyu da izlerseniz memnun olurum arkadaşlar bravo pas almak için zaten bu parayı gönderiyorum Brawl Pass alıp Brawl Pass'taki kutuları açacağız. Bakalım ne çıkmıştır. Onları bir önceki videomuzda izlediyseniz bakmışsınızdır zaten izlemediyseniz geri dönüp izleyebilirsiniz. Normalde başka bankayı seçseydiniz mesela siz Ziraat'tan Akbank seçip gönderseydiniz belki gitmeyebilirdi. FastPay var gerçi hemen anında şu an para transfer ediliyor. Bekliyoruz hala arkadaşlar. Yani normalde havalenin 2-3 dakika içinde geçmesi lazım. Bekliyorum ya. Kaç dakikada geleceğini göstereceğim abi. Nasıl ilerletirsin önemli değil. Merak ediyorum. Hafta sonu bugün pazar. Bu barkod numarasını bakın mutlaka yazmayı unutmayın bu barkodu yazmazsanız hangi barkod kartına gideceğini yani bilmediği için inin aldığı kalıyor ondan sonra diyorsunuz param gelmedi. Bu barkodu kendi barkodunuzu bakın. Herkesin kendi barkod numarası vardır. TC kimlik numarası gibi aynı. Oraya girin. inin alın da 1250 lira oldu herhalde limiti. Evet bekliyoruz hala arkadaşlar. Canlı canlı. Arada da böyle yenile diyorum. Hani olur ya para gelir. Göremem. Şöyle buraya geçip tekrar buraya geçiyorum. Toplam süre 3 dakika oldu galiba parayı havale edeli. Toplamda 5 dakika oldu video. Canlı canlı göreceğiz bakalım ne kadar zamanda gelecek. Evden çıkmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz havalar sıcak yakın zamana kadar pandemi vardı derken geldi arkadaşlar gördünüz mü? Kaç dakika sür? Toplam 5.41. Bence güzel. Bir daha yapalım. Şöyle yenile diyelim. EFT yükleme işlemi bugün. 2 lirayı da hemen kesti gördüğünüz gibi. Kesmese ölür. 2 lirayı da hemen kesti gördüğünüz gibi. 13 Temmuz 13 Ağustos kullanım bedelleri 2 lirayı da hemen aldı. O yüzden 2 lira fazla yatırın diyorum. Bir kere ben bu huyunu bilmiyordum inin alın. Diyelim ki 98 lira sonuçta paramız olmayan insanlarız. Yani böyle kurşu kurşunu hesaplıyoruz. 5 lira kalsa bankamatiğe 5 lira yatırıp çekiyoruz. İnşallah inin al bu 2 lirayı almaktan vazgeçer. İşte atıyorum 105 lira ödemem vardı. Ben de tam 105 lira yatırmışım. Bu sefer ne oldu? 103 lira kaldı. Benim işim olmadı. Tekrar gidip para yatırdım. Aslında 2 lira kestiğine biz kızmıyoruz inin alın. Bir daha gidip para yatırdığımızda bir daha komisyon alıyor ya bari şöyle olsun. Günde bir kere komisyon alsın mesela. Atıyorum ben şimdi 10 kere günde para yatırdım. Şimdi 10 lira yatırdım. Bir oyunda alacağım. 20 lira yatırdım. Onu bari almasın hani. Onu demek istiyoruz. Yoksa 2 lira tabii ki alsın almasın değil ama 2 lirayı aldıktan sonra bir daha işte 5 lirayı yatırıp bir daha ücret kesmesin. Görmüş olduğunuz gibi ben fazla yatırdım. 89.99'du. Buna rağmen dedim fazla yatırayım ne olur ne olmaz. Çünkü otomatik ödemeler de oluyor bazen. Hop karttan çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu da çekti. Böylelikle bunu da size göstermiş oldum arkadaşlar. Bakın burada da bildirim geldi. Hesabına 105 TL para giriş oldu diye de bildirim geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aşınızı olmayı kesinlikle unutmayın. İhmal etmeyin diyorum. Hayırlı günler.